Değerli arkadaşlar, bugün daha önceki dönemlerde ekonomi yönetiminde ve Dışişleri Bakanlığı'nda görevler üstlenmiş, hepimizin çok geçmişte de iyi ilişkiler içinde olduğu Sayın Ali Babacan'ı Deva Partisi'nin genel başkanı olarak çok kıymetli heyetiyle birlikte genel merkezimizde ağırladık. Aslında 5 Kasım'daki kurultaydan hemen sonra telefonlaşmıştık ve böyle bir ziyarete kendilerinin niyeti vardı. Ama her iki partinin aday belirleme sürecindeki yoğunlukları, ardından yerel seçim gündemi ve yerel seçim sonrası hepimizin yaşadığı yoğun gündemde bu ziyaret bugün gerçekleşebildi. Kendilerini nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan'ın birazdan kendisinin mutlaka ifade edeceği, hepimizin içinde bulunduğu çok önemli 3 gündem maddesi konusunda nezaket ziyareti ve hayırlı olsun dileklerine ilave olarak değerlendirmeleri ve bizim konuya nasıl yaklaştığımıza ilişkin ifadeleri oldu. Son derece verimli, son derece her iki partinin bundan önce sürdürdükleri iyi ilişkileri bir kez daha teyit eden, bundan sonrası içinde ülkenin yararına, Türkiye'nin yararına olabilecek her konuda yoğun bir işbirliğini de yapabileceğimizi gösteren son derece verimli bir toplantı oldu. Ben Sayın Genel Başkanımıza, kıymetli heyetine bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hem Genel Başkan değerli Sayın Özgür Özel ve tüm yeni parti yönetimine bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmiş olduk. Aynı zamanda yerel seçim sonuçlarıyla ilgili tebriklerimizi ve yeni belediyelerle ilgili de başarılı çalışma temennilerimizi kendilerine ilettik. Aynı zamanda ülkemizin gündeminde olan 3 konu üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Bunlardan birincisi, ülkenin herhalde şu anda en önemli sorunu, en yakıcı sorunu, geçim sorunu, enflasyon, ekonomik sıkıntıların geniş kesimlere gittikçe daha fazla yayılması ve sosyal ayağı olmayan bir ekonomik modelin Türkiye'de son bir yıldır uygulanmaya çalışılması. Bunları konuştuk. İkinci önemli gündem maddemiz sığınmacı sorunu ve bu bağlamda Suriye idi. Bu sorunun çözümüyle alakalı Sayın Genel Başkan'ın Suriye rejimiyle temas programı ve Sayın Esad'la görüşme planı gerçekten son derece kıymetli. Yani Türkiye'de sadece iktidarın değil, ana muhalefet partisinin de Suriye ile bir normalleşme iradesinin ortaya konulması bizim dış politikamız açısından ve bölgemizin ilerideki istikrarı, barışı ve huzur açısından son derece kıymetli. Suriye konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptık ve Suriye sorununun çözümünün Türkiye'deki sığınmacı sorununun çözümü içinde önemli bir perspektif olduğunu beraberce teyit ettik. Üçüncü önemli gündem maddemizde Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un başlattığı yeni anayasa arayışı. Biliyorsunuz dün biz Meclis Başkanı ile beraber hukukçu arkadaşlarımız, hukukçu milletvekillerimizle beraber bir toplantı gerçekleştirdik. Ve yeni anayasanın ana sütunlarının ne olması gerektiğini kendisine ilettik. Bugüne kadar anayasa ile ilgili yaptığımız çalışmaları kendisine emanet ettik. Ve tamam, anayasa çalışalım ama öncelikle anayasayı bir üst hukuk normu olarak kabul eden ve anayasayı bağlayıcı bir hukuk normu olarak bilen ve anayasaya bağlı bir iktidarın, anayasaya bağlı bir yönetim anlayışının öncelikle Türkiye'de olmasının bu çalışmaların yarınlarıyla alakalı önemli olacağını kendisine ifade ettik. Ve bu çalışmayla alakalı, yeni anayasayla alakalı da önümüzdeki süreçte de Deva Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir temas trafiğinin, bir diyaloğun olmasının
kıymetli olacağını beraberce değerlendirdik. Yani gündemimizde bu üç konu vardı. Ben tekrar Sayın Genel Başkan'a bu önemli, faydalı ve verimli toplantı için teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzun ilk gününden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi ile Deva Partisi arasındaki olumlu ilişkilerin, karşılıklı saygıya dayanan olumlu ilişkilerin bundan sonraki süreçte de bu seyirde devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması, sürekli her konuda rahat konuşabilen iki parti olmamız konusunda da karşılıklı teyitleştik. Ben tekrar ev sahipliği için, nazik ev sahipliği için Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fırat Irmak, Nava Haber. İki sorum olacak izninizle. İlk sorum her iki genel başkanında. İkinci sorum sadece Sayın Özgür Özel'e olacak efendim. Malum emekli aylıklarına yapılan bir zam var. 12.500 lira oldu. Özellikle emekli kesiminden de çokça tepki var. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz yeni ücreti? İkinci sorum da Sayın Özgür Özel. İzmir'de yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayıyla ilgili dün kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Vebali olanlar çıkıp bir kez olsun milletten özür dilemedi, sorumluluk alıp açıklama yapmadı. İş bilmezliklere artık bir dur denilmesi gerekiyor. Hukuk önünde yapılması gereken ne yapıyorsa yapılacağız ve yapılıyor dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Buyurun Genel Başkanım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz son 5-6 yıldır yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülke yönetimine başladığından bu yana Türkiye'de bağımsız çalışması gereken kurumlar artık bağımsız değil. Bir zamanların itibarlı güçlü kurumları şu anda üzülerek söylüyorum itibarsız ve zayıf duruma düşmüş durumda. Bunlardan bir tanesi de TÜİK. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları konusunda toplumda çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü şöyle bir kahve içmek için bir kafeye giden bir üniversite öğrencimiz hesap geldiğinde gerçek enflasyonu görüyor. Bir ev hanımı çarşıya pazara gidip de eve gelip fişleri çıkarttığında ve ne ödedim diye şöyle bir hesaba baktığında gerçek enflasyonu görüyor. Yani milletin bildiği, yaşadığı gerçek enflasyonu örtmeye, saklamaya çalışan bir yönetim anlayışı var şu anda. Yani öncelikle TÜİK'in yönetimi derhal ama derhal değiştirilmeli ve TÜİK'e mutlaka bir dış denetim mekanizması kurulmalı. Yani TÜİK eğer yeniden itibarını sağlayacaksa yönetimi hemen değişmeli ve dış denetim şeffaf bir şekilde dış denetime açık çalışmalı. Bu sağlanmadan açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmaz. Açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmadığı sürece Merkez Bankası hangi enflasyonla mücadele ediyor? Merkez Bankası'nın kendisini anlatması, izah etmesi de zor olur. Ben enflasyonu düşüreceğim. Hangi enflasyon? Hangi enflasyon? Gerçek enflasyon mu? Yoksa TÜİK'in açıkladığı rakam mı? Eğer TÜİK'in açıkladığı rakamsa çok uğraşmaya gerek yok. Merkez Bankası'nın uğraşmasına gerek yok. Talimat verirler, TÜİK düşürür, iş biter. Dolayısıyla burada son 5-6 yıldır gerçekten çok büyük bir haksızlık var. Sabit gelirli Türk lirası cinsinden para kazanan, Türk lirası cinsinden aylık gelir olan herkes mağdur olmuş durumda. Enflasyon karşısında, bırakın gerçek enflasyonu, TÜİK enflasyonu karşısında dahi büyük bir mağduriyet var. Emeklilerimize verilen bu artışlar ortalamada baktığınızda enflasyonun, TÜİK enflasyonu dahi altında kalmış durumda. Asgari ücrete 1 Temmuz'da zam verilmedi. Bakın bunun örneği yok. Yani tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olmuş bir insan olarak söylüyorum. En zor şartlarda dahi, en zor ekonomik programlara uygulanmış şartlarda dahi ne asgari ücrette ne emeklide asla enflasyonun altında bir zam yapılmamıştır. 1 Temmuz zammının pas geçilmesi asgari ücrette bir kul hakkıdır. Bak, tekrar vurguluyorum. TÜİK bile bu kadar enflasyonu açıklamış iken 1 Temmuz'da asgari ücret zammının pas geçilmesi kul hakkıdır. Dolayısıyla bunu hani diyebilirsiniz ki ya işte yeni bir ekonomi yönetimi var. İşte düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Muhalefette popülizm gereği zam ister. Bu böyle bir şey değil. Bakın zamanında hiçbir popülizm yapmamış 11 yıl ülkenin ekonomisinin başında olmuş bir insan olarak bunu söylüyorum. Bu haktır. Hakkında teslime gerekir. Bu kadar basit.
Yani emeklerimizin de 12.500 lira gibi bir rakama mahkum edilmesi de ayrı bir yanlıştır. Tabii 10.000'den 12.500'e çıkarılması olumludur. Ama yeterli değildir. Yani hak bu değildir. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir mağduriyet söz konusu. Bu mağduriyetin, bu haksızlığın bir an önce giderilmesi lazım. Dün de söyledim, tekrar edeyim. IMF programlarının bile bir sosyal ayağı olur. Yani IMF, biz IMF'le de çalıştık. Sonra gittik son borç taksitini ödedik. Kurtulduk. Ama IMF programlarının bile bir sosyal ayak bölümü olur. Şu andaki uygulamaların bir sosyal ayağı yok. Böyle bir ekonomi programı kabul edilemez. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, dün sıcağı sıcağına da değerlendirmiştik. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunuyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Bugün gelinen noktada en düşük emekli maaşının 10.000 liradan 12.500 liraya çıkarılması sadece geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir. Bugün asgari ücret düzeyine çıkarılmayan her rakam emeklinin cebinden bir şeyleri almaktır. Bu 10.000 lira Ocak ayında verildiğinde tam 25 kilo dana kıyma alıyordu. Zamdan önce bu 16 kiloya düşmüştü. Zamla birlikte 20 kiloya çıktı. Burada verilen 2.000 liranın, yani o 2.500 liranın getirdiği nokta 20 kilo dana kıyma parası. Yani Ocak ayına göre emeklinin sofrasından, mutfağından 5 kilo dana kıymayı birisi almış oluyor. Emeklinin maaşından 5 kilo dana kıyma parası Ocak'tan bugüne çalınmıştır. Verilen, dün yapılan ayarlama bir zam değil, emeklinin hakkı olan parayı cebinden çalmaktan başka bir şey değildir. Bunu bir kez daha kabul etmeyeceğimizi ve emeklilerle birlikte en sert tepkiyi verip mücadeleye bu noktada devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan'ın vebali olanlar özür dilemeli gibi ifadelerini gerçekten hayretle okuyorum. Ben İzmir'deki elim olay yaşandığı anda 3 telefon açtım. Telefonlardan ilki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızaydı. Dedim ki soruşturmada savcılıkla tam bir işbirliği yapın. Belediyenin de sorumluluk alanında olan bir mazgal var ve orada kusur bizdeyse ortaya çıkacak. Kusurun sahipleri hesap verecek, cezalarını çekecekler. Biz de tekrarlanmaması için hangi tedbir alınacaksa bunun arkasında duracağız. Ben bunu söylemişim. Soruşturma açılmış. Soruşturma sürüyor. Dikkatle takip ediyoruz ve savcılıkla tam bir işbirliği halindeyiz. Soruşturmanın sonunda kimin vebali olduğu ortaya çıkacak ve hesap verecek. Eğer suç bizdeyse biz çıkar, üzerimize düşer sorumluluğu yerine getiririz. Peki suç elektrik dağıtım şirketindeyse ki ilk bilirkişi raporunda bununla ilgili çok önemli işaretler var. Sayın Erdoğan çıkıp özür dileyecek mi? 2010-13 arası bütün elektrik dağıtımını ben mi özelleştirdim? Erdoğan mı özelleştirdi? Türkiye'yi 21 bölgeye bölüp bütün elektrik dağıtım işini verirken Elektrik Mühendisleri Odası ve Cumhuriyet Halk Partisi elektrikte özelleştirme cinayettir diyor muydu, demiyor muydu? Elektrik özelleştirmesi bakım onarımı aksatır. Bu kamu görevidir. Elektrik özelleştirmesi bir takım tedbirleri aksatır. Bunların hepsi kamunun görevidir. Özele verirseniz kâra bakar, geri kalan kısmı aksatır diyorduk. Elektrikte özelleştirme cinayettir diyenlere cumartesi günü, pazar günü yaşananlardan sonra çık özür dile diyorlar. Suç bizdeyse ben özür dileyeceğim. Ama elektrik şirketindeyse Sayın Erdoğan dileyecek mi? Peki Isparta'da geçen sene 500 bin kişilik bir şehir karanlıkta kaldı günlerce. 70 yaşında bir amca öldü. Bir amcamızı kaybettik soğuktan. Bilirkişi raporu ve EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun verdiği karar elektrik dağıtım şirketi sorumlu diyor. Şimdi Isparta'daki 70 yaşındaki amcamızın ölümü için Erdoğan özür dileyecek mi? Yani bu milleti özre davet ediyormuş. Suçu olan özür dilesin. Ben şimdi hepinize soruyorum arkadaşlar.
Soma'dan sonra, Çorlu'dan sonra, Ermenek'ten sonra, Pamukova'dan sonra, Aladağ'dan sonra, depremlerden, sellerden, yangınlardan sonra, torunlar faciasından sonra, Aşkale'de 5 tane işçimiz elektrik arızasına giderken güpegündüz donarak öldükten sonra Erdoğan özür diledi mi? Ama ben geçen gün yaşanan kayıplardan sonra 2. ve 3. telefonu ailelere açtım. Dedim ki acınız benim acım. Evladınız bizim evladımız, sorumlular hesap verecek dedim. Eğer o sorumlular belediye çalışanı çıkarsa dönemin belediye başkanı da bu partinin genel başkanı olma sıfatıyla görevde devamlılık gereği Özgür Özel'de çıkar, aslanlar gibi özür diler. Ama bugüne kadar bu kadar acı yaşanmışken özür dilemeyi bir kere aklından geçirmeyenler, Soma'da adalet tecelli etmek üzereyken hakim değiştirenler, Soma'da kamu görevlilerinin de sorumluluğuna atıf yapan Yargıtay'ın 5-0'lık kararını 3 Yargıtay üyesini değiştirip siyasi atamalarla 3'e 2 bozanlar, olası kast yerine ihmalden 5'er gün yatırtıp herkesi salanlar çıkmış şimdi bize özür dilemekten bahsediyorlar. Gerçekten hayret ediyorum. Yani bunu söyleyen Tayyip Erdoğan'ın herhalde 22 yıldır iktidarda olan Tayyip Erdoğan'la isim soy isim benzerliği var. Yeni kurulmuş tazecik bir partinin genel başkanıysa bu açıklamalar doğrudur. 22 yıldır ülkeyi yöneten ve yaşanan her şeyden sorumlu olan birisi bunları söylüyorsa gerçekten buna verecek cevapta insan kelimeleri nezaketle seçmekte güçlük çekiyor. Ama ben yine Sayın Erdoğan'a oy verenlere saygımdan bu sınırlar içinde kalmaya gayret edeceğim. Bir de Sayın Erdoğan davette bulunuyorsa ben de şu davette bulunmak isterim. Depremin ertesinde 1 yıl içinde herkese ev dedi. 1 yıl içinde. 650 bin konut yapacaktılar. 76 bin konut yaptılar. %12. 10 depremzededen 9'u bırakın 1 yılı 1,5 yıl sonra yine sokakta, çadırda, konteynerde. Şimdi önce Sayın Bakan, şimdi Sayın Erdoğan bu 1 yıllık süreyi 3 yıla çıkardılar. 1 yılda ev vereceğim deyip seçimin 2. turunda seçimi kazanan Erdoğan'a şimdi soruyoruz. Bu vatandaşı kandırmak değilse nedir? Madem öyle, özür dilenecekse konteynerde, çadırda tutup 1 yılda ev umudu verip 3 yıl sokakta bıraktıklarından özür dileyecek misin? Önce bir buna cevap ver bakalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Mecliste şu an sokak hayvanlarına yönelik komisyonda o teklif görüşülmeye bölgesinde görüşülüyor şu dakikalarda. Sizin muhalefet olarak hangi adımlarınız olacak? Hangi argümanlar öne sürülecek acaba? Her iki genel başkana da sorum. Buyurun efendim. Evet. Değerli arkadaşlar, Türkiye gerçekten son 5-6 yıldır çok büyük bir yönetim krizi yaşıyor. Aslında yaşadığımız krizlerin özünde bir yönetim krizi var. Biraz önce emekli maaşlarıyla ilgili soruda da aynısını söyledim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı başlayalı, bütün güç tek elde toplandı. Türkiye'de her alanda krizler büyüyor. Bu mesele biliyorsunuz 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bir araştırma komisyonuyla ele alındı. Ve o komisyon raporu hala geçerli bir rapordur. Ama bir bakın 5 yıldır o komisyon raporundaki önerilerden ne kadarı nasıl yapılmış? Merkezi hükümete öneriler var, belediyelere öneriler var. Bunların kair ekseriyeti bugüne kadar uygulanmamış. 5 sene önce daha küçük bir sorun, şu anda çok daha büyük bir sorun olarak memleketin karşısında. Nasıl yanlış kararlarla, ihmallerle, merkezi tek elden yönetim yanlışlarıyla ülkede enflasyon patladıysa, Türkiye'de sokak hayvanlarının sayısında da bir patlama söz konusu. Evet, meclise bir tasarı gelmiş durumda. Arkadaşlarımız bunu çok yakından takip ediyorlar. Burada bir yandan sokaklarımızı daha güvenli hale getirirken, bir yandan da hayvan hakları konusunda vicdani duruşumuzu asla kaybetmeden çözüm bulmak gerekiyor. Çok detaylı bir konu. Kolay bir konu değil. Çünkü problem büyümüş durumda. Yani öncelikle bu problemi niye bu kadar büyüttün diye hükümete iktidara bir sormak lazım. Niye hiçbir şey yapmadın? Niye hiçbir tedbir almadın?
Bir de bu yasada biz şunun takipçisi olacağız. Yani iktidar bu işi yerel yönetimlere havale edip bundan sonra bu sorun benim değil, yerel yönetimlerin, belediyelerinin sorundur diyebilir. Böyle bir yaklaşım olabilir. İktidarın hem planlama, düzenleme görevi vardır, hem de yerel yönetimleri denetleme görevi vardır. Ya bu belediyenin işi bana ne diyemez. İçişleri Bakanlığı üzerinden belediyeleri denetlemesi gerekir. Onun için bu yasal düzenlemede iktidarın sorumluluğu başkalarına ciro etmesine izin vermeden çözüm için, akılcı bir çözüm için ne gerekiyorsa bizim milletvekillerimiz konunun çok yakından mecliste takipçisi olacaklar. Değerli arkadaşlar, bu konuda uzun süredir benzer değerlendirmeleri yapıyoruz. Sayın Genel Başkan'ın da vurguladığı, benim de iki grup toplantısında da üzerinde durduğum Hayvan Hakları Komisyonu'nun raporu var. O raporda çok net olarak hayvan hakları fonu kurulması söyleniyor. Bunun geliri at yarışlarından, şans oyunlarından ve toplanan bazı yerel vergilerin küçük bir kısmı. Böylelikle devasa bir bütçe oluşuyor. Barınak yapmak için para var. Aşılama yapmak için para var. Kısırlaştırma için para var. Ama bu kanun teklifinde altında imzaları olan bu fonun kurulmasına ilişkin bir şey yok. Ne var? Para yok diye erteleme var. Kaç yılına? Bundan 4 yıl sonraya, 2028 yılına barınak yapma yükümlülüğünü erteliyor. Bu şu demek, para yok, sorumluluk sizde, yetki sizde, hayvanlar sokakta, katledin onları demek. Katledin demek. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunu yapmayacak elbet ama bunu yapacak birçok belediye başkanı çıkacak. Muğlak ifadeler var. Kamu güvenliği tehdit altındaysa diyor. Birisine göre bir tek köpek bile kamu güvenliğini tehdit ediyor olabilir. Bunun tarifi nedir? Kamu güvenliğinin tehdit altında olup olmadığına kim karar verecek? Engelli hayvanların doğrudan itlafının önünü açan çok kötü kullanılmaya müsait bir ifade var. Bu yüzden biz buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi hayvan hakları yasasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu kırmızı alarmdadır. En üst düzey kırmızı alarmdadır. Çok özel ve sağlık sorunlarına dayalı ve birinci derece akrabaların sağlık sorunlarına dayalı mazeretler hariç grubumuz mecliste mücadelesini sürdürecektir. Kırmızı alarm halindeyiz ve bu yasanın yasalaşmaması yok, çoğunluk gücüyle yasalaşıyorsa da tarih önünde biz sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere gereğini yapacağız. Bir diğer hassasiyet duyduğumuz konu da düzenlemesi gündemde olan kadınların soy ismini kullanabilmesi, dilediği soy ismini kullanabilmesi konusundaki düzenlemedir. Anayasa Mahkemesi kadına kendinin ilk soyadının, eşinin soyadını ya da bunları birlikte kullanma konusunda özgürlük alanını tayin etmiş, bu konuda meclisi görevlendirmiştir. Şimdi dönüp yeniden kadının ya kendi soyadını ya da eşinin soyadını ya da önceki soyadıyla eşinin soyadını birlikte kullanma gibi bir dayatma getirmektedir. Bu konuda karar kadınlarındır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konudaki tutumu kadın haklarından ve bu alanda örgütlü olan derneklerin ve bu konuda mücadele eden kadınların kararlılığının arkasındayız. Bu konuda da kırmızı alarm durumundayız. Buyurun. Benim sorum Ali Yağız Baltacı Halk TV'den konuk genel başkanı olacak Sayın Babacan'a. Efendim dün Numan Kurtulmuş'la meclis başkanıyla görüşme yaptınız ve partinizde kurduğunuz ilk dönemlerden beri de anayasaya ilişkin Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna dair görüşlerinizi paylaşıyorsunuz. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettiniz ve yine görüştüğünüz gündemler arasında bu konunun da olduğunu vurguladınız. Ben şunu sormak istiyorum. Deva Partisi'nin Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşündüğü yeni anayasaya ilişkin hassasiyetleriyle CHP'nin hassasiyetlerini ortak görüyor musunuz? Bu iki partinin bu süreçte birlikte hareket etmesine dönük bir planınız, yol haritanız var mı? Teşekkür ederim. Aslında bu sorunun cevabını biz geçen sene pratiğiyle, fiiliyatıyla ortaya koymuş idik. Tabii ki her partinin anayasayla ilgili kendi siyasi perspektifi olabilir. Ama biz geçen sene sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve Deva Partisi değil, başka partileri de içine alan
bir çalışmayı yapıp bir konsensus oluşturmuş idik. Hatırlayalım, 84 madde üzerinde tam bir mutabakat sağlamış idik. Dolayısıyla burada önemli olan samimi bir demokrasi arayışı var mı? Bu işin kilidi bu. Yani demokratlıkta samimi miyiz? Demokratlıkta samimi olan herkesle anayasa konusunda mutabakat sağlanır. Ama demokratlık lafta var, fiiliyatta yoksa mutabakat sağlanmaz. Dolayısıyla bizim yeni anayasadan kastımız nedir? Yani öncelikle yeni anayasayı biz Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin mutlaka özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine anayasada önce insan diyebilmeliyiz. Yani bazen hep böyle devlet, insan böyle denge, önce insan diyebilmeliyiz açıkça. Bu ne demek? Temel hak ve özgürlükler konusunda tam üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin ve katılımcı, müzakereci ülke olduğumuz Avrupa Birliği'nin standartlarına doğru yürüyebilmek, bu standartları hedeflemek. Avrupa Birliği'nin bazı üyeleri o standartlara uymuyor, farkındayız. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri şu anda başvursalar, sen kriterlerini yerine getiremiyorsun arkadaş diye reddedilebilirler de. Fiiliyat bir kenara, ideal standartlar çok önemlidir. Dolayısıyla önce insan deyip temel hak ve özgürlükler konusunda o yüksek standartları hedefleyen ve o standartları sağlayan bir anayasa perspektifinin mutlaka olması lazım. Yine hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti kavramı vardır, bir de hukukun üstünlüğü vardır. Biz hukukun üstünlüğü diyoruz. Bu ne demek? Kişinin üstünlüğü değil. Bir kişinin üstünlüğü değil. Kuralların, hukukun herkesin üzerinde olması ve herkesin o kurallara uyuyor olması. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü ilkesinin tam olarak yaşatıldığı, güçler ayrımının gerçekleştirildiği, yargının sadece bağımsız değil, bağımsızlık çok önemli ama bağımsız yargında tarafsız çalışabileceği bir anayasa tasarımının son derece önemli olduğunu, yine şeffaflığın, hesap verebilirliğinin ön planda olduğu, devletin tüm kademelerinde kural bazlı yönetim anlayışının hakim kılınacağı bir anayasanın biz Türkiye için elzem olacağını düşünüyoruz. Ama baştan da söyledim, uygulama, yani anayasa var ama uygulama var. Dolayısıyla o demokrat bir bakışın ve demokrat bir bakışla hazırlanan anayasanın yine demokrat görüşle, demokrat bir zihniyetle, kafa yapısıyla uygulanıyor olması lazım. İşte bu demokratlık konusunda buluşabildiğimiz, demokratlık konusunda işbirliği yapacağımız bütün partilerde biz işbirliği yaparız. Bak, diyalog ayrıdır, işbirliği ayrıdır. Diyalog kapıları hep çalışır ama işbirliği derken öncelikle şu demokratlık konusunda buluşabilmek lazım. Biz bunu geçen sene hem de yazılı olarak ispat ettik. Demek ki buluşabiliyoruz dedik. Bu alan tabii daha genişler, farklı şekil olur. Bunlar hep üzerinde çalışabilecek konular. Umarız ki bu güzel ve büyük ülkemiz için bu ülkeye yakışan sivil ve gerçek demokratlığı merkeze alan bir anayasayı bir gün başarabiliriz. O gün hangi gün bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.